Günaydın, günaydın, günaydın. Bugün inanılmaz güzel uyandım. Bu arada dün gece o kadar erken uyudum ki hava neredeyse yeni kararmıştı bile. Bir uyudum, bu sabah uyandım. Bu kadar net. İhtiyacım vardı büyük ihtimal çünkü bu hafta içi bayağı yoğundu. Haydi gelin şimdi sizlerle bir kahvaltı hazırlayalım. Çünkü bugün sabah dışarıda yemek istemiyorum ve dışarıdan istemiyorum dediğim gibi yumurta yapacağım. Yaparken tamamını nasıl görebilirsiniz bilmiyorum. O sırada bloğa hakim olamıyorum ama hadi bakalım gelin yapalım yani. Ve hazırız. Böylelikle kahvaltım da hazır. Hadi bakalım ne yapıyoruz? Tabii ki vlog izliyoruz. Bugünün kahvaltısında ne izliyorum biliyor musunuz? Yuri on Ice diye bir tane anime buldum. Bunu bana çok önerdiler ve bir sürü forumda da bunu okudum. Yani hep karşıma çıkıyordu. Artık izleyeyim dedim. Çok ünlü bir şeymiş. Ve tamamen konusu sanıyorum. Yani anladığım kadarıyla bilmiyorum çok. Sadece buz pateni, ice skating falan böyle bir şeylerle alakalı. Bakalım ne çıkacak. Hep birlikte görelim. 13 bölüm falanmış zaten. Ben normalde gerçek üstü animeleri daha çok seviyorum. Böyle fantastik, savaş, büyü, sihir, bıdı bıdı falan böyle şeyler olan bu animeleri seviyorum. Ama bu seferki böyle çok övüldü abi. Çok övüldü. İzleyeyim dedim. Yani hani böyle izleyeyim. Eğer bana anime önerileriniz varsa siz izliyor musunuz? İlgi alanınızda mı bilmiyorum. Bugüne kadar hiç bana böyle bir şey söylemediniz. Aa oldu bir iki kere söyleyen oldu. Bana aşağıda yorum olarak yazabilirsiniz. İzlemeyi severim. Zaten hep kısa kısa bölüm oluyor falan. Ulan ben Naruto'yu bitirmişim, Bleach bitirmişim. Bunları mı izlemeyeceğim? İstediğinizi önerebilirsiniz. Hepsiyle mutlu olurum. Hadi gelin bana. Gelin bana. Tekrar selamlar. Az önce hunharca uyumuşum. Durduğum yerde uyuyakaldım. Uyuyakaldığım için de bir uyandım böyle ağzım yüzüm birbirine girmiş dedim bir hemen bir duş alayım. Bir duş yapayım. Şimdi şu saçlarımı bir kurutayım. Ondan sonra ufak bir pazar bakımı yapalım. Ne dersiniz? Bence hoş olur. Galiba saçımı kestirme vaktim yaklaşıyor. Böyle bir şeklinden çıkmaya başladı. Galiba mahalle berberi tekrar gelecek şu yakınlarda. Bakalım. Vallahi bir şey söyleyeceğim. Pazar bakımını boş verdim. Şu an Cansuz da ile birlikte buluşup yemeğe gidiyoruz. Evet. Gökhan da orada olacak. Birlikteyiz. Tulum'dayız. Çok heyecanlıyım. Ay canım ilahım. Herkes ister ama Tulum'la ben buluşurum. Bu arada Cansuz Erciğim çıtır fındık ayağını incitmiş. Evet. Biraz tekerek yürüyor kendisi. Böyle çatlatmış baş parmağını. Ama bu Tulu'yla buluşmamı engellemedi çünkü. İçimdeki Tulu'nun sevgisi bambaşka. Nasılsın Can? Ne var yok görüşmeyle? İyiyim. Buradan bütün sevenlerimi. Kim seviyorsa benim. Çok var. Sevenin çok var. Seni sevmeyen ölür. Evet. Ben de öyle düşünüyorum. Sevenlerim buradan takip etsinler. Burada ne varsa. Cansuz Er YouTube kanalı açıyor arkadaşlar. Linkini en kısa zamanda ileteceğim sizlere. Aynen. YouTube kanalı açıyorum. Konusu şanzımanlar olacak. Şanzıman mı? Nasıl olacak? Daha iyi. Teşekkür ederim.
Hello. Yine şeylik yardım. Hello Gökhan. Ne yapıyorsun? Ne? Ağzında bademcik ağrısını kesiyor. Evet. Kebabiye. Kebabiye. Kim boyattı? Tulu'nun takipçilerine bir şey açıklıyorum şu an. Saçımı uygulayamazsın. Şimdi biz Gökhan ve Can ve ben Vagamama'ya oturduk. Nereden? Forfanist. Bildin mi? Geçen Instagram'ını konuştuğumuz şey. Hesap. Boş bakması falan. Gökhan neyse. Biraz gergin. Kameralara alışık değil benim gibi. Ben yayıncılık geçmişim olduğu için. Bir şey söyleyeceğim. O bunun aynısını Gökhan'a söyledi biliyor musun? Bu kelimelerin aynısı Gökhan için kullanıldı. Great minds think alike dediğimiz. Biz şimdi yemek yiyeceğiz. Yemek sırasında belki görüşürüz. Sonraki sohbetlerimize devam ederiz. Hepimiz istiyoruz. Ama bunun yaşla bir ilgisi yok. Hani... Onları falan yaptı böyle yani. Bu sefer tamam. Ama güzel, ben takdir ettim diye. Güzel bir şey. Bir açıklama yapacağım. Tulu ile beraber ortak kanal açmaya karar verdik. Konusu karbüratörler olacak. Ve? O YouTube kanalımızda araba tamiri üzerine konuşmayı düşünüyorum. Ve kıyafetlerimizle araba tamirini nasıl kombine edebiliriz? Yani değişik bir konsept olacak. Lütfen takip edin. Nereden abone olsunlar? Burada. Dayım da bahsede çok seviyorum ve çok sıkıcı yani. Biz 2 saat kolyesini takıyor falan. Böyleyiz. Bilmiyorum, çok sıkıcı. Ben white mocha içeceğim. Siz ne içersiniz? white mocha ama içine Tulu şunu istiyorum çünkü Tulu çok tatlı. Korkuyorsan bu işe girmeyeceksin. Yayın hayatı böylemiş. Ağzını kapatma ama Tulu. Ben mi ama? Tulu. Çekiyorum. Bir sahibinin arka planı. Kamera arkası. Gökhan çok tatlısın. Ben arkadaşlar Türkiye'de ilk kez iPhone 8 Plus bana verildi. Ve bu telefonu bu gece Tulu'ya armağan ediyorum. Daha güzel fotoğraflar çekebilmesi için. Artık ne yaparsınız bilmiyorum. Gider iPhone X mi alırsınız? Ne yaparsınız bilmiyorum. iPhone X mi iPhone X mi Gökhan? Ne düşünüyorsun? Ben onu iPhone X sanmıştım. Şimdi utanarak söylüyorum. Çünkü 8'den 10'a geçeceğini akıl edemedim ben. Yani 9'un unutulduğunu ve iPhone'un 10. yılında olduğunu bilmediğim için, bu tarz detaylarla ilgilenmediğim için yine rezil oldum. Dostlarım beni az önce aşağıladı. Pişman değilim. Çünkü umurumda değil ne dendiğine. Zerre ilgilenmiyorum. Teknolojiden son dönemlerde tiksiniyorum. Bu şikayetini daha önce de anlatmıştım. Evet. Şimdi, özellikle eventlerde Gökhan'la yeni herkesin böyle olmasına falan çok sıkıldım. En komiği bence Contemporary İstanbul'da bir tablonun önüne geçip tabloyu arka plan yapıp onun önünde fotoğraf çektim. Ama bir yandan tabloyu elleyerek. Evet, bir yandan elleyerek. Neyse, bu arada arkadaşlar bir duyuru yapmak istiyorum. Gökhan'la bir YouTube kanalı açıyoruz. Konusu jaluziler olacak. Jaluzi sektörünü piyasaya yatıracağız. Ve yapacağımız anketlerde de en memnun kaldığımız jaluzi tipleri ve jaluzi renkleri üzerine bir çalışma olacak. Sürdürülebilirliği olacak mı bu? Ne kadar fazla jaluziden bahsedebiliriz? Yani her gün bir mekana gidip onun jaluzilerinden konuşmak gerekebilir. Yani cesareti olmayan kahraman olamaz. Ben sana bu kadar söyleyeyim. Sen anla Gökhan'cığım. Şimdi eve gitme zamanı. Şimdi eve gitme zamanı. Boydan aşkım, boydan. Boy çekmiyor muyuz? Keeping up with serenity. Bunu koyma. Koydum. Klip çekeceği bir şarkı açacağım. Hadi aç bakalım. Böyle arada sıkıntılanıp arabamda salak salak klipler çekip. Kimin yazışıyorsun şu an? Aşırı Demi Lovato dinliyorum.
Sorry not sorry mi? Şimdi eve geldim artık ve günü tamamladım ve bence haftayı tam olarak bitirdim. Bu pazar günün son anları. Yemeğimi yedim, işte arkadaşlarımı buluştum. Arkadaşlarımı çok seviyorum, iyi ki böyle arkadaşlarım var diye şu anlık şükrediyorum. Yarın her şey değişebilir, yarın her şey bambaşka olabilir. Bunların hiçbirine sahip olmayabilirim. O yüzden bu an için aşırı şükür duyuyorum. Bence siz de böyle düşünün ve bence bir şükür edin. Bence sahip olduğunuz güzel şeyler için. Bunu söylemek istedim, bunu söylemeden geçmek istemedim. Neyse, şimdi özellikle bir şey yapmayacağım. Bugünün tamamını tekrardan editleyeceğim bu vlogların tamamını, ondan sonra yüklemeye koyar ve yavaştan uykuya dalarım. Çünkü artık daha fazla yapabileceğim bir şey yok ve gerçekten saat geç oldu. Umarım editlerken uyuyakalmam. Neyse, bunlar önemli değil. Bugün de benimle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ederim. Bugün de birlikte olduğunuz için çok mutluyum ve bunun için de çok şükür duyuyorum ve çok teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. Kocamın öpüyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hepimiz için çok güzel, yepyeni ve mükemmel bir hafta olsun. Bu hafta çok güzel geçsin. Geçecek anlamına. Söz veriyorum. Hadi bay bay.